Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle 9. sınıf doğa ve kimya ünitesini işleyeceğiz. İki bölümden oluşuyor doğa ve kimya. Bunlardan birincisi su ve hayat bölümünden oluşuyor. Diğeri de çevre kimyası bölümüyle arkadaşlar oluştuğunu söyleyebiliriz. Hemen başlayalım konumuza. Gelsin bakalım. İlk başlığımız arkadaşlar suyun varlıklar için önemi. Şimdi demiş ki arkadaşlar, su H2O formülüne sahip renksiz, tatsız bir bileşiktir. Su canlılar için vazgeçilemez bir maddedir. Yaşam sıvısı değil mi su? O şekilde de söyleyebiliriz. Örneğin insan yemek yemeden bir aya yakın yaşarken çoğu insan su olmadan 7 günden fazla yaşayamaz. Arkadaşlar dikkatli etmemiz gereken bir bakın vurgudur. Suyun ne kadar önemli olduğunu söyleyen bir vurgu. Su insan vücudunun yaklaşık %70'ini oluşturduğu gibi dünya yüzeyinde yaklaşık %70'ini kapladığını söylüyor. Hem dünyanın hem de insan vücudunun %70'inin su olduğuna ne yapmış arkadaşlar? Vurgu yapmış. Peki sadece insanlar için mi önemlidir su? Hayır, tabii ki tüm canlılar için önemlidir arkadaşlar. Mesela bitkilerde de su oranı oldukça yüksektir. Bitkiler fotosentez için terleme, besin madde dağılımı gibi çeşitli işlemlerde suyu kullanır. Yeterli su olmazsa bitkiler gelişemez. Hayvanlar için de önemlidir arkadaşlar. Hayvanlar da yaşamak için suya ihtiyaç duyar. Hayvanların yaşam faaliyetini devam ettirmek için de düzenli olarak su almaları gerekir. Suda yaşayan birçok canlı oksijeni sudan alır. Su, temizlik, yemek pişirmek, ısıtma ve soğutma işlemleri gibi birçok alanda endüstriyel olarak da kullanılır. Tuzlu su korozyona neden olacağı için endüstride tatlı su kullanılır. Tuzlu su kullanılmıyor endüstride arkadaşlar. Tatlı su kullanılıyor. Endüstride kullanılan tatlı su oranı dünyadaki tatlı su oranının yaklaşık 1/5'idir. Ciddi bir oran aslında baktığımız zaman tüm tatlı su kaynaklarının 1/5'i endüstride kullanıldığına vurgu yapmış. Endüstride su ham madde olarak kullanılabilir, çözücü olarak kullanılabilir, soğutma suyu olarak kullanılabilir ve enerji kaynağı olarak arkadaşlar kullanılabilir diyebiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki geçelim şöyle. Bakınız. Şurada bir görselimiz vardı, onu da göstermek istiyorum. Suyun tabii ki fiziksel halleri katı sıvı, gaz, yani buhar da diyebiliriz bunu. Su dünyada buzullarda sıvı olarak işte çeşitli yerlerde bulunuyor. Buhar halleri su buhar olarak, nem olarak da nedir? Gaz olarak bulunabiliyor. Peki geçelim arkadaşlar. Bakın şu görsele. Su insan vücuduna en bol bileşen olup yeni doğan bebeklerin vücudunda %75-%80 oranında, yetişkin bir insan vücudunda ise %55-75 oranında bulunur. Yani giderek ne oluyor arkadaşlar? Bakın görselden de anlaşılıyor. Yaş ilerledikçe arkadaşlar vücuttaki su oranı azalıyor. İnsan vücudunun günlük su ihtiyacı vücut ağırlığı ve enerji harcamasıyla arttıkça artar. Yaklaşık hani ne derler, günde ortalama 2 litre, hatta son zamanlarda bunu arttırdılar. 2 litre, 3, 2,5, 3 litre günlük su tüketilmesi gerektiğini ne yapıyorlar arkadaşlar? Vurgu yapıyorlar. Peki bakıyorum hemen. Şimdi demiş ki besinlerin sindirimi, parçalanması ve oluşan atıkların taşınıp dışarı atılmasını sağlar. Erken yaşlanmayı önler. Suyun gerekli sinimleri, yani su nelerde kullanılıyor başlamıştık, ona devam ediyoruz. Erken yaşlanmayı önler. Vücudun ısı dengesine ve rahat nefes almasını sağlar su. Su vücudun enerji ihtiyacının karşılanması önemli rol oynar demiş. Beyin su ile görevini sürdürür. Beyinde suyun azalması beyin fonksiyonlarının kaybolmasına yol açar. Böbreklerin dengeli kayganlaştırıcı etkisi nedeniyle eklem ve organların rahat çalışmasını, deri ve cildin nemlenmesini yine su sağlıyor. Vücuda alınan besinlerin ve oksijen gazı kanla birlikte hücreye taşıyarak kanın işlevini yerine getirmesine yine su sağlıyor. Vücuttaki su dengesi, gerginlik, stres ve halsizliğin hafiflemesine yardımcı olarak uykuyu düzenler ve dikkat eksikliğini, yetersizliğini de gidermeye yardımcı olur arkadaşlar. Suyun önemine yine burada da vurgu yapmış. Metabolizmayı hızlandırır, günlük harcanan kalori miktarını arttırarak kilo vermeyi de su arkadaşlar ne yapar? Kolaylaştırır demiş, bu şekilde söylemiş. Peki bakalım suyun işlevlerini anlatıyoruz arkadaşlar. Önemini anlatıyoruz şu anda. Vücudumuzun %70'i yaklaşık su demiştik. Bunları organlara göre dağıtmış arkadaşlar. Farklı organlarda farklı oranlarda su var gördüğünüz gibi. Sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için ortalama günde 2 litre su için. Ben de söylemiştim, yani son zamanlarda biliyorsunuz uzmanlar ne yapıyor? Daha da çok uyarıyor. Daha 2,5 litre, 3 litre su içilmesi gerektiğini söylüyor. Ama tabii ki bunu ne yapacağız arkadaşlar? Su kaynaklarını düzenli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Kirletmememiz gerekiyor. Peki biz bu su kaynaklarını bir tanıyalım bakalım. Su kaynakları neler dünyadaki? Şimdi dünyadaki su maddenin her üç halinde de bulunur. Kutuplarda buzullar halinde, atmosferde buhar halinde, deniz, göl, dere ve yer altı kaynaklarında sıvı halde bulunur. İçme ve diğer amaçlar için kullanılan suyun tatlı su olması gerekir.
Fakat dünyadaki suların tamamı tatlı su değildir. Bakın şimdi dikkat edin oranlara. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının tamamı dünyadaki su kaynaklarını oluşturur. Şimdi dünyanın %97'si tuzlu su, %3'ü tatlı sudur. Bunu bileceğiz arkadaşlar. %97 tuzlu su var dünyadaki şu andaki su kaynaklarının %3'ü tatlı su. Tuzlu su kaynaklarını kimler oluşturur? Okyanuslar, denizler ve bazı göller. Dünyadaki tatlı su kaynaklarını kimler oluşturur? Buzullar, yeraltı suları, yerüstü sularından olan dereler, nehirler, bataklar ve göllerdir. Evet, şimdi bunları bileceğiz. Kimler tatlı su kaynakları, kimler tuzlu su kaynakları arkadaşlar? Bu önemli. Suların bir kısmı da havada nem olarak bulunduğunu söylemiş. Peki, şöyle gidiyorum. Şimdi bakın, önce şöyle başlamış. Demiş ki, tüm su kaynaklarının içerisindeki tatlı su oranı %3. Geri kalan %97'si gördüğünüz gibi tuzlu su, okyanus ve deniz suları. Şimdi bu %3'lük tatlı suyun kendi içine baktığımız zaman bunun büyük bir kısmı kullanılabilir durumda değil arkadaşlar. Buz dağları ve buzullarda gömülmüş durumda. Bizim kullandığımız arkadaşlar yeraltı suları ve yüzey suları. Yani kullanılabildiğimiz tatlı su kaynakları bunlar. Diğerleri çünkü buz dağlarında hapsolmuş durumda duruyor buzullarda. Peki bu yüzey suları dediğimiz nehir, göllerdeki suların dağılımı nasıl? Yüzey sularında %2'si nehirlerde, %11'i bataklıklarda arkadaşlar, %87'si göllerde bulunduğunu söylemiş. Su kaynaklarının çok az bir kısmı tatlı su su kaynağıdır. Yani kullanılabilir sudur diyerek de arkadaşlar ne yapmış? Vurgu yapmış. Önemli yani sonuçta biz ne yapacağız arkadaşlar? Bakın ne kadar az bir tatlı suya sahip olduğumuzu görüyorsunuz tüm su kaynakları içerisinde. Bunun da doğru kullanmazsak, temizlemezsek, temizlikle dikkat etmezsek, kirletirsek bu sefer arkadaşlar gelecek nesillerde su ile ilgili sıkıntıları ne yapabiliriz? Çekebiliriz. Ve hatta çekmeye başladık değil mi? Zaman zaman bununla ilgili devamlı nedir? Yazılar okuyorsunuzdur, siz de görüyorsunuzdur. Bununla ilgili arkadaşlar bilinçlenmemiz gerekiyor. Yeryüzünde bulunan sular sürekli olarak bir döngü içerisindedir. Bu döngü sayesinde tuzlu sular tatlı suya dönüşmektedir. Evet, yani özellikle işte göllerden, denizlerden, okyanuslardan buharlaşan sular. Bir nevi nedir arkadaşlar? Masrafsız bir temizleme olayıdır. Çünkü bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Tuzlu sularda buharlaşıyor. Buharlaşan kısmı su kısmı yani tuz kısmı gelmiyor ve bundan dolayı da doğal bir nedir arkadaşlar? Temizlenme durumudur suyun. Bu şekilde de düşünebiliriz. Su döngüsü denizlerden suyun buharlaşmasıyla başlar. Suyun yağışlarla yeryüzüne oradan da deniz ve göllere ulaşmasıyla tamamlanır. Su döngüsü yeryüzündeki tatlı su kaynaklarının yenilenmesini sağlar. Evet. Su döngüsü aslında büyük bir damıtma işlemi gibidir düşünebiliriz. Denizlerdeki tuzlu sudan su buharlaşarak ayrılır. Atmosferdeki soğuk hava sayesinde su yoğunlaşarak tatlı su kaynaklı olan nehir ve göllere aktarılır olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Peki şu yanda bir notumuz vardı. Ona da bir bakalım ne söylemiş. Demiş ki tatlı sular su kaynaklarının ancak %3'ü kadardır. Biliyoruz, söyledik biraz önce. Bu suların ancak %2'si ulaşılabilir nehir, dere ve göl sularıdır. Ayrıca ulaşabilir su kaynaklarında dünya üzerinde dağılımı eşit değildir demiş arkadaşlar. Evet. Su ile ilgili bayağı çarpıcı bilgilere sahip olduk arkadaşlar. Şimdi hemen testimize bakalım. 6 sorudan oluşan bir testimiz var. Diyor ki suyun insan vücudundaki görevleri hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Vücut sıcaklığını dengeleme. Evet. Zararlı maddelerin vücuttan atılması. Evet. Sindirime yardımcı olma. Evet. Sindirim nedir? Hidroliz olayları sulu ortamda gerçekleşir. Cevabımız o yüzden E şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci soruya bakalım hemen. Aşağıdaki üyeleri verilen arslan ailesinin hangi bireyinin vücudundaki su oranı en fazladır? 6 aylık, 11 yaşında, 17 yaşında, 39 yaşında, 75 yaşında. Yani burada arkadaşlar en önemli şey yaştır. Çünkü küçük yaşlarda insan vücudunda su oranı daha fazladır. Yaş ilerledikçe arkadaşlar bu oran ne yapıyor? Azalıyor. Hatırlarsınız bir görselde vardı bununla alakalı. Geçmiştik bunu. O yüzden en fazla su oranı 6 aylık nedir? 15 kilogram duru bebekte olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz gelsin. Okyanus suları ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Tuzlu sulardır. Evet. Okyanus suları, deniz suları, bunlar bazı göller tuzlu su kaynaklarıdır. Dünya sularının büyük bir kısmını oluşturur arkadaşlar. Evet, okyanus suları büyük bir kısmını oluşturur arkadaşlar. Yani %97'si biliyorsunuz tuzlu su. Tüm su kaynaklarının büyük bir kısmı da bunun arkadaşlar okyanuslarda bulunuyor. O yüzden bu da doğru. Endüstriyel kullanıma uygun değildir. Konu anlatımında geçmişti. Endüstride kullandığımız suların ne olması lazım arkadaşlar? Tatlı su olması gerekiyor. Çünkü tuzlu su korozyon gibi etkileri olduğundan dolayı endüstriyel üretime uygun olmadığını vurgu yapabiliriz.
Dördüncü sorumuz gelsin. Diyor ki tatlı suların toplam tatlı sular içindeki oranları yukarıda verilmiştir diyor. Evet, yani büyük bir kısmını gördüğünüz gibi buzullarda kullanamadığımızı söylemiştik konu anlatımda. %31.4'ü yer altı sularında, %0.3'ü yer üstü suları, nehirlerde, işte bataklıklarda, göllerde olduğundan bahsetmiştik. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar tatlı suların toplam tatlı sular içindeki oranları yukarıda verilmiştir. Buna göre yeraltı sularının toplam su içindeki yaklaşık oranı aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Yeraltı sularının neyde soruyor? Yeraltı sularının toplam su içindeki yaklaşık oranı. Yani şimdi şöyle düşünün. Toplam suların bizim %3'ü, %3'ü arkadaşlar nedir? %3'ü toplam suyun tatlı su. Şimdi bakıyoruz tatlı suyun içerisinde de yeraltı sularını soruyor değil mi? Yeraltı suları da 31.3. Yani yaklaşık olarak ne oluyor? 1/3 gibi. %3'ün 1/3'ü ne yapar? %1'i toplam su kaynaklarına göre arkadaşlar nedir? Yaklaşık olarak yeraltı sularından oluşmaktadır diyebiliriz. Yani şöyle yaptık bakın. Normalde toplam su kaynaklarının %97'si, %97 tuzlu su, %3'ü tatlı su. Bu tatlı suyun da kendi içindeki dağılımı şu şekilde. Tatlı suların kendi içinde yaklaşık 1/3'ü de yeraltı sularından oluştuğuna göre o zaman arkadaşlar %3'ü de 3'e böldüm. %1'i ne oldu? Yaklaşık olarak ne oldu? Yeraltı suların tüm su kaynakları içerisinde yeraltı suyunun yaklaşık olarak oranı %1'dir diyebiliriz. Beşinci sorumuz gelsin. Yukarıdakilerden hangileri tatlı yüzey suyu değildir demiş arkadaşlar. Denizler tuzlu su arkadaşlar gitti. Bataklıklar ve nehirler evet bunlar tatlı yüzey suları. Bataklıklar, nehirler, göller değil mi? Bunlar tatlı yüzey sularıdır. Bu şekilde geçiyor. O yüzden denizler tuzlu sudur zaten onu eledik. Cevabımız olmayan istediği için cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacak. Bir sorumuz daha vardı. Altıncı sorumuza bakalım hemen arkadaşlar. Tuzlu olmayan göllerde akarsu kaynaklarında kıtasal buzullarda ve yer altında bulunan sular tatlı su olarak tanımlanır. Buna göre tatlı su kaynakları ile ilgili demiş yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Hem içme suyu hem de tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılabilir durumda olan sulardır. Doğrudur. Atmosferdeki su buharının yeryüzüne yağış olarak inmesiyle meydana gelir. Doğrudur. Dünya üzerinde bulunan tatlı su toplam su miktarının yaklaşık nedir? %3'ü kadardır. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız o yüzden arkadaşlar E şıkkıdır diyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar suyu tasarruf etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili şöyle hemen başlayalım. Evet su tasarrufu ve su kaynaklarının korunması. Tatlı su kaynakları çok sınırlıdır. Bu kaynakların tamamı temiz içilebilir. Su kaynakları değildir. Yani tatlı su kaynaklarında yine içerisinde nedir? Korumamız lazım. Bakın dünyadaki arkadaşlar 2011 yılındaki verilere göre toplam yenilenebilir su kaynaklarından bahsetmiş. Yani buradaki işte kırmızı tonlarıyla görmüş olduğunuz bölgeler işte sarı renkle görmüş olduğunuz bölgeler arkadaşlar sıkıntılı yerlerdir. Türkiye nerede? Şurada. Renklendirmeye göre arkadaşlar yetersizin biraz üstü diyebiliriz arkadaşlar. Yani yine sıkıntılı bölgeye yakındır. Bu bizde şu anda sıkıntı olmadığı anlamına gelmesin ama biz doğru bir şekilde kullanmazsak su kaynaklarını, kirletirsek tatlı su kaynaklarını arkadaşlar nedir? Bizde renklenme olarak arkadaşlar sarı ve kırmızı bölgeye çok rahat girebiliriz. Hatta bununla ilgili 2011 yılı, 2021 yılındayız. Belki de hani biz de bu bölgelere çok yaklaşmışızdır. Çünkü zaman zaman değil mi uzmanlar siz de duyuyorsunuzdur. İşte yağışların olmadığı zamanlarda su sıkıntısı çekeceğimizi barajlardaki doluluk oranına ilgili bilgiler paylaşılıyor arkadaşlar. Bu da bizim de çok güvenli olmadığımızın bir göstergesi aslında baktığımız zaman. Peki şimdi bilgilerimiz var. Bakıyorduk diyor ki 2007 yılında Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre demiş. Dünyada 1.1 milyar insan temiz içme suyu kaynaklarından yoksun. Çok ciddi bir oran 1.1 milyar insan temiz içme suyu kaynaklarından yoksun. İshal hastalığının yıllık 4 milyar vakasından %88'i güvenli olmayan sularla gerçekleşmek. Bu nedenle her yıl 2 milyon kişi ishali hastalıklar yüzünden ölmektedir. Sanayinin gelişmesiyle tatlı su kaynakları hızla kirlenmekte ve kullanılabilir tatlı su kaynağı olma özelliğini kaybetmekte. İşte buraya dikkat çekmemiz gereken yerlerden birisi burası. Tüm bu nedenlerle tatlı su kaynakları korunmalı ve su kullanımında israftan arkadaşlar kaçınılmalıdır. Yani buna dikkat etmemiz lazım. Biraz önce görsel zaten her şeyi açıklıyor bakın.
dünyadaki çoğu insan temiz içme suyuna rahatlıkla ulaşamamaktadır diyerek bu görseli paylaşmış. Peki, dünyanın pek çok yerinde temiz su kaynakları bulunmadığı gibi birçok yerde de insanların evlerinden uzanan temiz su hatları bulunmamaktadır. Su kuyruğundaki insanları göstermiş. Yine arkadaşlar diyor ki yapılan araştırma 2025 yılında dünya nüfusunun 1/3 şiddetli derecede su sıkıntısı çekeceğini öne sürmektedir. Bu nedenle suyu tasarruflu kullanmak her vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı sorumludur. Peki ne yapabiliriz? Yani neler yapılabilir? Bakalım. Su tasarrufu için alınabilecek önlemler. Sürdürülebilir bir hayat için su kaynakları korunmalı ve su tasarrufu yapılmalıdır. Bu nedenle tatlı su kaynakları korunmalı, su kullanımında israftan kaçınılmalıdır. Su israfını önlemek için bazı arkadaşlar uygulamalara örnek vermiş. Mesela demiş ki musluklar ve sifonlar su sızdırmayacak veya damlatmayacak şekilde bakımlı olmalıdır. Musluk ve duş başlıklarında su akışını azaltan, su basıncını artıran sistemler kullanılabilir. Elleri yıkarken, dişleri fırçalarken musluk açık bırakılmamalı. Evet, en büyük arkadaşlar nedir? Bizim yaptığımız hatalardan birisidir. Ben kendi adıma çok hani bunu artık azalttım. Yani arkadaşlar dikkat ediyorum buna uzun yıllardır. Her kişi de buna arkadaşlar dikkat etmesini öneriyorum. Önemlidir yani dişimizi fırçalarken musluğun açık kalmasının bir faydası yok bize. Damlatan musluklar tamir edilmeli. Musluklar su kullanmazken kapatılmalıdır. Görsellerini koymuş. Devam ediyor arkadaşlar. Tasarruf için yapılacak olan etkilere bakıyoruz. Bulaşık ve çamaşır bulaşık ve çamaşır elde değil, biriktirerek makinede yıkanmalıdır. Önemli bir arkadaşlar. Aslında yapılacak olan nedir? Alınabilecek tedbirdir. Duş yaparken musluk sürekli açık tutulmamalı. Duş süresi mümkün olduğunca uzatılmamalıdır. Sebze ve meyveleri yıkandığı sularla çiçek ve ağaçlar sunulabilir. Yağmur yağma ihtimalinde arabalar yıkanmamalı ve bahçeler sulanmamalıdır. Otomobilleri yıkarken sünger, kova kullanılmalı ve hortum uçlarına su püskürtmek için geliştirilmiş aparatlar kullanılmalıdır. Bahçe sulaması buharlaşman az olduğu sabah ya da akşam saatlerinde yapılmalıdır. Yani güneşin tam tepede olduğu vakitte buharlaşma çok fazla olacağı için yapılması uygun olmaz arkadaşlar. Mantıksız zaten. Atık sular arıtılarak yeniden kullanıma sağlanmalıdır. Su kirleticiler çevreye atılmamalıdır. Bunlar da arkadaşlar bizlerin yapabileceği çoğu bakın çok basit şeyler aslında. Dikkat etmediğimiz şeyler bunları yaparsak nedir? Su kaynaklarını daha ne yaparız? Tedbirli kullanmış oluruz. Tasarruf yaparız. Alınabilecek önlemleri bu şekilde sıralayabiliriz. Sizler de aklınıza belki farklı yöntemler gelmiştir. Yani bunlar arkadaşlar su kaynaklarını korumak için mutlaka yapmamız gerekenler. Tarımda mesela arkadaşlar yani salma sulama değil de damlama sulama. Yani işte bırakıp hortum orada işte kendi kendine sulasın, işte yolları kendi bulsun ve işte her taraf sulansın şeklinde değil de damlama sulama tercih edilmelidir. Hem daha verimli ve daha eşit dağılıyor su. Ve nedir arkadaşlar? Az suyla bu işi görmüş oluyoruz. Bulaşık ve çamaşırlar biriktirip makinelerde yine yıkanması gerekmektedir arkadaşlar. Bu görseli de koymuş. Saniyede bir damla su kaçıran musluk yıllık ortalama bir ton su israfına neden olduğunu söylemiş. Yine gazete haberleri ve sosyal medyada su ve çevreyle ilgili birçok doğru veya yanlış bilgi ve veri paylaşılmaktadır. Literatür araştırmalarında elde edilen bilgi ve kaynaklarının geçerli ve güvenli mutlaka sorgulanmalıdır. Bunları da hani dikkat etmek gerekiyor. Peki geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım ilk önce şundan bahsedelim. Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1500 metreküp civarındadır. 2030 yılında nüfusu yaklaşık olarak 100 milyona ulaşacağı öngörülen Türkiye, kişi başına düşeceği tahmin edilen 1100 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelecektir demiş. Su kaynaklarının korunması için neler yapılabilir? Su kaynaklarının korunmasına yönelik başlıca çözüm önerileri arasında şunlar sıralanabilir. Tatlı su kaynaklarının koruma altına alınmalıdır. Kullanılmış sular arıtılarak yeniden kullanılmalıdır. Su tüketim oranlarının düşürülmesi, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Tarımda kullanılan su miktarı azaltılmalı ve modern sulama teknikleri uygulanmalıdır. Biraz önce demiştik damlama sulama mesela modern bir tekniktir. Yine hemen arkadaşlar şöyle bakalım. Dünya Su Günü 22 Mart'ta arkadaşlar giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek için içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasını sağlamak amacıyla 1993'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Mart tarihini Dünya Su Günü olarak ne yapmıştır? İlan etmiştir. Şurada da bir notumuz vardı. 1996 yılında Dünya Su Konseyi kurulmuş. Konsey ve ev sahibi ülke tarafından her 3 yılda bir düzenlenen Dünya Su Forumu'na su ile ilgili sorunlar ele alınarak uluslararası politikalar belirlenmekte ve tatlı su kaynakları üzerindeki baskılara uluslararası boyutta çözüm önerileri getirilmektedir demiş. Peki hemen bakalım.
Su kaynaklarının korunmasıyla ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Su döngüsü doğal tatlı su koruyucu koruyucu görevi yapar. Doğrudur. Yani bu şekilde temizlenme işlevi sağlanmış olur su döngüsüyle arkadaşlar. İşte denizlerden, göllerden buharlaşan sular nedir? Tekrar yoğuşarak ne yapıyor? Bir arınma işlemi gerçekleşmiş oluyor. Tatlı su kaynakları su arıtımıyla korunabilir diyor. Yine aynı şekilde bu da arıtma işlemleri de nedir? Temizleme işlevi için yapılabilir. Su tasarrufuyla temiz su kaynakları ne yapılabilir? Korunabilir. Bu da doğru bir ifadedir. Su kaynaklarının korunması için alınabilecek tedbirler ve yapılabilecek işlemleri öncüllerde saymış arkadaşlar. O yüzden doğrudur diyoruz. Cevap E şıkkı. İkinci sorumuz gelsin. Her geçen gün su kaynakları ciddi tehditlere karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehditlerin çoğuna insan faaliyetleri etkileri neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi su kaynaklarının bozulmasına neden olan insan faaliyetlerinden birisi değildir demiş arkadaşlar. Tarım alanlarının ilaçlanması insan faaliyeti. İklim değişimi, kentsel büyüme, endüstriyel su kullanımı. Şöyle diyeyim. Su kaynakları bozulan insan faaliyetlerinden biri değildir diyor. Tarım alanlarının ilaçlanması, iklim değişimi yine insan faaliyetleri sonucu oluyor. Kentsel büyüme insan faaliyetleri oluyor arkadaşlar. Endüstriyel su kullanımı. Bu arkadaşlar endüstriyel su kullanımı bir yani gerekliliktir. Yani bunun yapılması lazım. Çünkü tuzlu su kullanılamaz. Tuzlu su korozyona neden oluyor. O yüzden arkadaşlar endüstride kullanılan su mutlaka tatlı su olması lazım. Ama diğer mesela bu saydıklarımız tarım alanlarının ilaçlanması, iklim değişimi, kentsel büyüme, ormanların yok edilmesi. Bunlar arkadaşlar insan faaliyetleri sonucu doğal dengenin bozulması ve su kaynaklarının zarar görmesiyle alakalıdır. O yüzden cevabı değişik olarak söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz gri su olarak adlandırılan foseptik atı içermeyen duştan, küvetten ve lavabodan gelen evsel atık sular sarı su ve kahverengi su olarak adlanan kanalizasyon sularından farklı bir tesisat yoluyla ayrılıp arıtılmalı ve bu suların yeniden kullanımı sağlanmalıdır. Buna göre gri su olarak tanımlanan sular alanların hangileri de kullanılabilir arkadaşlar? Bu suları arkadaşlar biz yeşil alan ve bahçe sulama olarak kullanabiliriz. Tuvalet sifonlarının yine kullanılabiliriz. Ama içme suyu olarak yine kullanılmaz arkadaşlar. Bunların ciddi bir arıtma tabi tutulması lazım. O yüzden cevap 1 ve 2 olur. Şimdi yeni yeni bölge belki sizlerin de kaldığı yerlerde olabilir ya da ne bileyim duymuş olabilirsiniz. Yapılan işte evlerde, projelerde, işte sitelerde bu gri su olarak arkadaşlar olayı ne yapıyorlar? Daha evi yaparken, siteyi yaparken planlıyorlar. Hatta bununla ilgili de ne yapıyorlar? Tanıtımlarını yapıyorlar. İşte bizim sitemizde gri su kullanılmaktadır. Buradaki gri sudan foseptik atığı içermeyen duştan, küvetten, lavabodan gelen bu suları toplayıp ne yapacağız? İşte sitenin yeşil alanlarını sulayacağız gibi bir nedir arkadaşlar? Tanıtım yaparlar. Belki duyanlarınız vardır işinizde. Gri su arkadaşlar son zamanlarda yapılan nedir arkadaşlar? Sitelerde yapılan dönüşümlerde sıklıkla kullanılmaya başlanan bir arkadaşlar işlemdir. Bunu da duymuş olanlarınız vardır muhtemelen. Su tasarrufunu sağlamak için yukarıdaki işlemlerden hangileri yapılabilir diyor arkadaşlar. Bahçe sulamasını günün en sıcak vaktinde yapmak. Hayır bu arkadaşlar mantıklı bir şey değil. Çünkü buharlaşma olur ve daha fazla su harcamak zorunda kalırsınız. Kapı önlerini serinletmek için devamlı suyla ıslatmak. Bu da arkadaşlar mantıklı değil. Yani sonuçta devamlı ıslatmaya gerek yoktur. Yani burada serin zamanlarda eğer ıslatacaksa serin zamanlarda yapılması lazım. Devamlı ıslatmanın bir mantığı da yoktur zaten. Eğer çok ciddi bir toz oluyorsa, toz varsa o zaman belki yapılabilir ama bu genel bir şey değildir. Arabaları oto yıkamacıda bol su ve köpükle yıkatmak. Arkadaşlar bu da tabii ki mantıklı. Çok fazla su ne yapar? Harcamasına neden olur. Bulaşıkları elde yıkama yerine biriktirip bulaşık makinesinde yıkama. Evet bu arkadaşlar su tasarrufu için yapılabilecek önlemlerden birisidir diyebiliriz. Bir sorumuz daha vardı bakalım. Su kaynakları tükeneceğini öğrenip su tasarrufu sağlamak isteyen Merve evin belirli yerlerine not kağıtlarına bazı uyarılar yazıp asmayı düşünmüştür. Güzel bir uygulama olabilir aslında bizler de yapabiliriz bununla ilgili. Buna göre aşağıdaki hangisi Merve'nin eve astığı not kağıtlarından birisi olamaz demiş. Sifonu lüzumsuz kullanma evet olabilir. Muslukları kullanmıyorsan kapat evet olabilir. Evet, çamaşırları elde yıka olamaz çünkü çamaşırlar ve bulaşıkları arkadaşlar makinede. Bizim makinede daha az nedir su harcanacağı kesindir. Elimizde yıkamamıza göre ya da bulaşıkları elde yıkamaya göre ciddi oranda makineler arkadaşlar su tasarrufu sağlıyor. Meyve sebzeyi kap içinde yıka evet olabilir. Bahçeyi sabah sula evet bu da olabilir arkadaşlar. Merve'nin yapmış olduğu çalışmada çamaşırları elde yıka çok daha fazla su harcayacağı için arkadaşlar bunu yazması uygun olmamıştır
diyebiliriz. Evet, sularla ilgili arkadaşlar konu anlatımımıza devam edeceğiz. Bir sonraki videoda bu sefer suların bileşiminden bahsedeceğiz. Sert sular, yumuşak sular nasıldır? Sert suları yumuşatmak için neler yapılması lazım? Bunlardan bahsedeceğiz ve hemen arkasında da test çözeriz. Test çözümü yaparız bu bölümle alakalı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.